Merhabalar, Doç Kafe'ye hoş geldiniz. Kısaca bugün ne yapacağız? Önce telefonda geçen bir diyalog dinleyeceğiz. Sonra bu diyaloğu yeni örnekler ekleyerek çözümleyeceğiz. Sonra diyaloğu iki kez dinleyeceğiz. Ama bu sefer önce maviler, sonra kırmızılar konuşmayacak. Onları siz konuşacaksınız. Burayı birkaç kez tekrar ederseniz diyaloğun içine girdiğinizi hissedeceksiniz. Sanki siz konuşuyormuşsunuz gibi olacak bunu mutlaka ama mutlaka ama mutlaka sesli yapmalısınız. Sesli yapın. Ve en sonda da diyaloğu gözlerimizi kapatacağız ve bütün her şeyini anlayarak dinleyeceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Umarım beğenirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenirseniz beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. İyi çalışmalar, iyi eğlenceler diliyorum. Hey Lara. Hey, hallo Tim. Wie geht's dir? Ähm, störe ich gerade? Soll ich später noch mal anrufen? Was? Bist du gerade im Stress? Warum? Weil du so wenig sagst. Du bist doch heute umgezogen, oder? Mhm. Na? Und erzähl doch mal, wie ist es denn? Ach, Lara. Das klingt aber nicht gut. Was ist passiert? Warum hast du kein Zimmer im Hotel bekommen? Ich meine, ein Zimmer für Mitarbeiter. Das hat leider nicht geklappt, weil dort im Moment kein Zimmer frei ist. Aha. Und wann wird ein Zimmer frei? In vier oder fünf Monaten. Vielleicht. Na, die sind ja lustig. Und wo wohnst du jetzt? Sie haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung gemietet. Ach so? Ist sie möbliert? Ja. Na, das ist doch prima. Prima? Weißt du noch, mein Zimmer in München? Ja, natürlich. Oh Mann, war das hässlich. Die Wohnung hier ist zweimal so groß. Super! Aber dreimal so hässlich. So was hast du noch nicht erlebt. Hier, sieh mal. Und? Was sagst du jetzt? Autsch! So ein Pech! Das Haus liegt am Stadtrand. Stell dir vor, zu meinem Arbeitsplatz im Zentrum fahre ich 40 Minuten. Warum wohnst du so weit draußen? Weil die Mieten im Zentrum so teuer sind. Hm. Verstehe. Evet, şimdi başlıyorum. Hey, Lara, Dio. Hallo, Tim, wie geht's dir? Um, störe ich gerade? Soll ich später nochmal anrufen? Diyor, okay? du so Störe ich gerade? Rahatsız ediyor muyum şu an diyor. Stören, stört. Störte, hat geçtört şeklinde çekimliyoruz. Ne demek? Rahatsız etmek demek. Diyor ki, ben seni şu anda, şu anda gerade rahatsız ediyor muyum? Şu anda rahatsız ediyor muyum diyor. Zolih şipeta nohmal anrufun bir kez daha anrufun arayayım mı? Zolih sonradan. Biraz sonra veya daha sonra tekrar bir daha arayayım mı? Zol. Şimdi Stören'le ilgili birkaç tane daha örnek yapalım hemen. Diyor ki der Krach stört mich. Demek ki Stören neyle kullanılıyormuş? Akuzatifle kullanılıyormuş. Şu ne demek? Gürültü beni rahatsız ediyor demek. Dein Pfeifen stört mich. Senin diyor ıslık çalışın beni rahatsız ediyor. Es stört mich, dass du immer pfeifst. Diyor ki o beni rahatsız eder ki sen devamlı olarak ne yaparsın? ıslık çalarsın. Senin devamlı olarak ıslık çalman beni rahatsız ediyor. Ya da eder. Was stört dich an dieser Wohnung? Bu dairede seni ney rahatsız ediyor? Stört an diyor. Bakın evde Wohnung da derken anla kullanılıyormuş. Di Wohnung dieser warning oldu. Neden? Çünkü an dativ yaptığı Wohnung di olduğu için dativde der oldu. Dizer oldu. Bu evde bu dairede seni seni ne rahatsız ediyor. Devam edelim. Was diyor. Bist du gerade im Stress? Sen diyor şu anda streste misin? Şu anda sen streste misin? Bakın stres neyle kullanıyorum? Stres daha doğrusu. Stres im stres. Streste misin? In dem stres. Neden? Çünkü stres ne? Der. O da diyor ki warum? Neden? diye soruyor. While du so wenig sagst. Yani çok az konuşuyorsun diyor. Çok az şey söylüyorsun diyor. While ne yaptı? Zagst. Yani Zagen fiilini sona attı. Du bist doch heute umgezogen. O da umgezogen. Bu hangi fiilin geçmiş hali? Umziehen. Taşınmak demek. Aynı zamanda üstünü değiştirmek demek. Bist. Bakın umziehen taşınmak. Yani bir yerden bir yere bir hareket olduğu için sein fiili yapmış. Du bist doch heute umgezogen. O da sen bugün taşındın değil mi? Doğ niye kullanmış? Emin değil ya böyle şey yapıyor. Sen bugün taşındın değil mi? Gibi cümleyi biraz bu e, soruyu vurguluyor. Umsiyin aynı zamanda ne demekti? Taşım, e, üzerini değiştirmek demekti. Zih umsiyin şeklinde kullanılıyor. Yani e, refleksif bir verb. Hı hmm diyor o da. While biraz önce dediğim gibi zaxtı yani zagın fiilini sona attı. Um sine nasıl çekimliyoruz? Sit um ayrılabilir bir fiil bu arada. Bakın preteritum neymiş? Sok um ve e, ist um geç sorgun şeklinde perfect yapıyoruz. Şimdi bununla ilgili birkaç tane daha e, örnek yapalım. Üzerini değiştirmek demiştik. Onu da yapacağız. Çocuk üzerini değiştiriyor şu an. Evet süpermen oldu. Ich sehe nächsten, e, sorry, Ich sehe nächste Woche in ein Altersheim um. Altersheim ne? Yaşlı evi, huzur evi. Huzur evine taşınıyorum gelecek hafta diyor. Ich muss mich noch umsehen. Yani üzerimi değiştirmeliyim. Bakın mich. yukarıdan mich yok. Yukarıda mich olmadığı için ve cümleden de anlaşılacağı üzere taşınmak. Ama burada mich umziehen. Bir de üstümü değiştirmeliyim diyor. Noch. Daha üstümü değiştirmeliyim. Andere Kleider anziehen. Ansyen Üzerine giyinmek demek. An olduğu zaman giyinmek, un um olduğu zaman değiştirmek oluyor. Dan können wir Ondan sonra gidebiliriz. Daha üstümü değiştirmeliyim. Ondan sonra gidebiliriz diyor. Ich sehe mich meistens sofort um. Ben diyor çoğunlukla hemen üzerimi değiştiririm. Wenn ich von der Arbeit komme. İşten geldiğimde. Von der Arbeit. Die Arbeit fondativ yaptı. Der oldu. İşten geldiğimde çoğunlukla üzerimi değiştiririm. Ben komeyi yani fiili sona attı. Ich habe mich sofort umgezogen. Bakın burada da geçmiş yaptı. Ben diyor üzerimi değiştirdim. Als ich von der Arbeit kam. Bu sefer de bunun geçmişi preteritum şeklinde kullandık. Kam. Als ile yaptı. Geçmişte bir şeyi yaptığımda derken als kullanıyoruz. Als ich kind war. En basit örneği bu. Ben çocukken. Ben işten geldiğimde üzerimi değiştirdim. Hemen diyor. Devam edelim. Na und essel doch mal. Esselen yani anlatmak. Doch mal. Hadi anlat diyor. Wie ist es denn? Bakın burada doch var, mal var, den var. Şimdi doch ne yapıyordu? Genellikle ee, Karşı tarafı olumsuz yapıyordu. Yani işte anahtarımı unutmuşum. Doğ unutmamışım. İşte ee, şu şöyle değil mi? Doğ değil gibi. Karşı tarafı hep böyle olumsuz yapıyor. Burada ne? Burada da cümleyi yükseltiyor. Yani ersel dohmal. Hadi bir anlat. Şimdi bir anlat. Şimdi ersel anlat. Ersel mal bir anlat. Hadi anlat. Hadi anlat. Sel, dohmal, hadi bir anlat gibi çevirebiliriz. We ist es. Nasıl? Evi anlatacak şimdi. Nasıl? Ev nasıl? Ama den ne burada? We ist es den. Merak uyandırıyor yani. Merakla soruyor. Yine cümlenin e, volümünü yani böyle vurgusunu arttırdı. Merakını e, anlatıyor burada den aslında. Devam edelim. Ah Lara diyor. İşte kötü bir ev çünkü. Das klingt aber nicht gut. Bu ses bu hiç kulağa hoş gelmiyor. Klingen, klingt gut. Kulağa hoş gelmek. Das klingt aber nicht gut. Bu ama hiç kulağa hoş gelmiyor. Was ist passiert? Ne oldu? Passieren olmak yani bir olayın gerçekleşmesi demek. Sein fiiliyle kullanıyormuş. Bakın ist passiert. Was ist passiert? Was hat passiert demiyor. Was ist passiert? Ne oldu? Soruyor. Varum hastu kantima im hotel bkomun. Neden otelde bir e, oda alamadın bkomun? İhmine, yani diyorum ki kantima fü Demek ki bu iş için gitmiş bir yere. İş için gittiği için şirketin ayarlaması lazım. Ama ayarlamadı demek ki bir başka bir eve taşınmış. E, niye bir oda alamadın diyor otelden? Yani şunu kastediyorum diyor. Ihmayne bir oda für mitarbeiter çalışanlar için bir oda diyor. Das hat leider nicht geklappt. Bakın klappen var. Klappen aslında çalışmak demek böyle şey çalışmak. Mesela çalışmadı bu. Das hat leider nicht geklappt. Bu çalışmadı. Yani olmadı diyor. Tam olarak olmadı. Neden? While dort im moment kein Zimmer frei ist. While yine aynı sona attı. Çünkü orada şimdi im moment im moment bunu da aklınıza kazıyın. im moment şu anda kein Zimmer oda hiç oda var. Hiç oda boş tur. Yani hiç oda boştur dediği, Oda yokmuş. Boş oda yok diyor. Das hat leider nicht geklappt. Klappen bakın hatla kullanılıyormuş. Bu tam çalışmadı. Yani bu yürümedi. Bu olmadı diyor. Aha, und man mit ein Zimmer frei. Bakın diyor ki und ne zaman diyor? Bir oda boş olacak. Olacak şeklinde çevirebiliriz bunu. Böyle wird gördüğünüzde ve sonda bir sıfat gördüğünüzde olacak şeklinde çevirebilirsiniz bunu. Biraz sonra bir örnek daha yapacağız diyor ki in field of 5 inle kullandığımız zaman sonra demek. 4 veya 5 ay sonra filight belki o da. Yani tam kesin değil. Sonra, içinde değil. içinde deseydi in e halp diyecekti. In diyor burada. O yüzden sonra demek. Şimdi hemen bir örnek daha yapalım. One year as dunkel. Yani ne zaman hava kararacak diyor hava o ne zaman dunkle olacak şeklinde çevirebilirsiniz. Bakın viyet ve sıfat bunu da aklınızın bir kenarına yazın. Konuşurken zaten o bir şekilde çıkar. Devam edelim. Na, die sind ja, Und wo du sind ja lustig Onlar diyor çok komik yani böyle bir şey olur mu? Şimdi nerede yaşıyorsun diyor o zaman. O da diyor ki, sie haben eine zweite Wohnung gemietet. Ne diyor? İki odalı bir e, ev kiraladılar onlar diyor. Gemietet ne demek? Mieten kiralamak demek. Nasıl çekimliyoruz? Mietet diye çekimliyoruz. Er mietet, ih miete. Mietete, preteritum hali. Hat gemietet de burada olduğu gibi. Haben gemietet, perfect hali oluyor. Kiraladılar diyor onlar. İki odalı bir ev. Devam edelim. Aso isti möbliyert. Bakın. Ist zi Buradaki ziney Wohnung. Di olduğu için zi şeklinde buraya aldı. O diyor mobilyalı mı? Mobilya ne demekti? Möbel. Möbliyert de mobilyalı. Yani bir sıfat yapmış. Möbliyert. Mobilyalı. Ya mobilyalı diyor. Şuradan hemen resimlerle aklınızda kalması için möbliyert möbel, möbliyat olarak sıfat çekimine gelmiş. O mobilyalı mı? The Wohnung. Devam edelim. Na, das ist doch prima. Ya, işte mobilyalı olmasından bahsediyor. Na, o zaman diyor, bu süper. Bakın, burada yine doh var. Das ist prima. Bu süper demek. Das ist doch prima. Ama bu çok iyi, bu çok süper, bu müthiş demek ama hani aslında ama hep böyle nasıl kullanırız? Olumsuz kullanırız ya ama şöyle oldu ama böyle oldu gibi. Burada da amanın şöyle kullanılması var. Vurguyu arttırıyor yine. Bu süperle ama bu çok iyi ya da bu iyi ama bu çok iyi arasındaki farkı burada işte doh sağlıyor. Devam edelim. O da diyor ki prima. Prima mı? Yani iyi mi? Weißt du noch Diyor ki Münih'teki odamı hatırlıyor musun? Bakın. Weißt biliyor musun demek aslında. Noch hala hala hatırlıyor musun? Mesela ich erinnere mich nicht daran. Onu hatırlamıyorum demek yerine ich weiß Artık bilmiyorum derseniz yine aynı kapıya çıkar. Şöyle ki mesela ismi hatırlamıyorum şu an diyeceksiniz. Şöyle diyebiliriz. Denname, neden denname dedim? Name der. E, hatırlama işlemini isimde yaptığım için den oluyor. Denname, weiß Bilmiyorum artık. Yani hatırlamıyorum. Burada da bakın, "Waste noch hatırlıyor musun hala benim odamı Münih'teki?" diye soruyor. Bu da güzel bir kullanım. Bunu mutlaka yazın bir kenara köşeye. Mutlaka kullanın. Biraz sonra konuşma girerse de zaten birkaç sefer tekrar edeceksiniz. Muhtemelen aklınızda kalacaktır. Ya natürlich o oh man war hässlich. Diyor ki tabii ki hatırlıyorum. Tabii ki natürlich o oh man gerçekten gerçekten war das hässlich. Çirkin. O çok çirkinli. Yani o onu gerçekten berbattı diyor. O da diyor ki Die Wohnung hier ist zweimal so groß. Bakın bu daire diyor buradaki ist zweimal so groß V şeklinde devam edecek ama devam etmesine gerek yok çünkü zaten odadan bahsettikleri belli. İki katı, iki kat, iki sefer daha büyük v mine alte wohnung diyebilir mesela. Eski evimden derken burada v kullanıyor. Biraz sonra örnek yapacağız zaten. Buradaki zo çok önemli. Zo vi şeklinde kullanacağız. Devam edelim. Zupa diyor da iki kat daha büyükse süper diyor. Şimdi hemen bir örnek yapalım. Zo gros vi şeklinde. Die Mongolay hat etwa weniger Einwohner als Deutschland. Diyor ki Mongolay diyor. Moğolistan hat Einwohner yani e, oturan kişi Als Berlin. Etwa weniger. Biraz daha az Berlin'den. Berlin'den als de yapıyoruz. Karşılaştırmaları. Berlin'den biraz daha az oturan kişiler. Nüfusa sahiptir diyor. Mongolay. Mongolay ist aber viermal zogros so wie Deutschland. Diyor ki... Dört kat daha büyüktür Deutschland'dan... İşte burada V ile yapıyor. Bunu da sık sık tekrar etmemiz lazım. Çünkü çok farklı. Yani bizim bunu V olarak kullanmamız çok zor. Çünkü biz hep böyle Almanya'dan derken Dan şeklinde kullanıyoruz ya. Gibi kullanmıyoruz. O yüzden bununla mutlaka yazın bu iki örneği. Ee, ve e, biraz sonra da zaten konuşurken tekrar edeceksiniz. Yine aklınızda kalacaktır. Şimdi aşağıda bir şey daha gelecek. Ne diyor? Aber dreimal sohesslich. Yani 3 kat kadar daha çirkin daha kötü diyor. Zo so, daha 3 katı kadar daha kötü vi meine alte Wohnung. Eski ee, dairemden vi ile yapıyoruz. Zo so was hast du nicht erlebt? E, zo so hast du noch nicht erlebt? Daha böyle bir şey yaşamadın sen diyor. Zo so böyle bir şey sen daha nicht yaşamadın hast erlebt. Erleben yaşamak böyle e, mesela ne öğrenmiştik? Tecrübe etmek öğrenmiştik. Erfahren. Tecrübe ettim. Şöyle diyelim. Ben böyle bir şey tecrübe etmedim söylerken erfahren diyoruz. Ben hayatımda böyle bir şey yaşamadım derken erleben diyoruz. Ben İstanbul'da yaşıyorum derken wohnen diyoruz. Sen daha böyle bir şey yaşamadın diyor. Ve telefondan gösterecek şimdi görüntülü konuşuyorlar. Here Zimal. Zimal dediğine bir bak, bir gör. Mesela çocuklar çok kullanır. Kukmal, kukmal diye bir bak diyor. Buraya bir bak. Onun gibi bi. Zimal, bir gör. Ve ne diyorsun? Was sagst du jetzt? Şimdi ne diyorsun? O da diyor ki Ah, so ein Pech. Pech ne? Mesela şansım vardı. İhab peh şansım hiç yoktu. Şanssızlığım vardı. Böyle kötü talih gibi bir şey demek. Zo ein peh böyle bir e, talihsizlik gibi bir şey söylüyor konuşma dilinde. Bunu da biraz sonra konuşacaksınız. Bence bu da e, normal günlük konuşmada bayağı işinize yarayacak bir şey. Zo ein peh şade gibi. Das Haus liegt am Stadtrand. Stadtrand, rand kenar demek. Şehrin ta kenarında yer alıyormuş yani tam şehir çıkışında. Stell dir vor, bir hayal et diyor. Zu meinem Arbeitsplatz im Zentrum. Ee, merkezdeki iş yerime gitmeye, sürmeye 40 dakika harcıyorum. Yani 40 dakikada sürüyorum diyor iş yerime. Nerede ki? Merkezdeki. Şimdi şiteldir for. For şitelin eğer dativle kullanılıyorsa diğer mir gibi. Ne oluyor? Hayal etmek oluyor. mich dih gibi e, akuzatifle kullanılıyorsa ne oluyor? Kendini tanıtmak oluyor. Şitel dih for bite. Kendini tanıt lütfen. for. Bir hayal et. Diyor. Sudatif yaptığı için mainem oldu. In Datif yaptığı için im oldu. Fare 40 minuten. Minute minuten oldu çünkü 40. Ein minute 40 minuten çoğul hali. Devam edelim. Warum willst du so weit draußen? Niçin yaşıyorsun sen so bu kadar uzakta dışarıda? Bu kadar uzakta dışarıda. While the meeting in centrum zotoya zint. Diyor ki while yine bakın zayn'ı sona attı. Neyler pahalıymış? Çok pahalıymış. Zotoya. Merkezde kiralar. Meeting. Biz az önce öğrenmiştik kiralamaktı. Meet'e de kira demek. Büyük yazmış. Buradan isim olduğunu anlıyoruz zaten. Meet'e kira demek. Meet'in de kiralar. Çünkü kiralar merkezde çok pahalıdır. Devam edelim. Hmm, feşte. Evet, anlıyorum. Feşte demiş sadece bak. İfeşte falan dememiş. Hmm, feşte. Anlıyorum demek. Şimdi önce kırmızılar sonra maviler olacağız. Konuşacağız. Bu alıştırmayı 2-3 sefer yaparsanız mükemmel olur. Ondan sonra da ne yapacağız? Gözlerimizi kapatıp yine anlamanın vermiş olduğu keyifle diyaloğu son bir kez daha dinleyeceğiz. Bu konuşma egzersizini mutlaka yapın çünkü ağzımızın da egzersize ihtiyacı var. Devamlı oku, devamlı dinleyle olmuyor. Biraz da ağzımızı e, alıştırmamız gerekiyor. O yüzden önce kırmızılar, sonra maviler. Size iyi eğlenceler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Hey, hallo Tim. Wie geht's dir? Ähm, störe ich gerade? Soll ich später noch mal anrufen? Bist du gerade im Stress? Weil du so wenig sagst. Du bist doch heute umgezogen, oder? Na? Und erzähl doch mal, wie ist es denn? Das klingt aber nicht gut. Was ist passiert? Warum hast du kein Zimmer im Hotel bekommen? Ich meine, ein Zimmer für Mitarbeiter. Aha. Und wann wird ein Zimmer frei? Na, die sind ja lustig. Und wo wohnst du jetzt? Ach so? Ist sie möbliert? Na, das ist doch prima. Ja, natürlich. Oh Mann, war das hässlich. Super. Autsch. So ein Pech. Warum wohnst du so weit draußen? Hm, verstehe Hey Lara. Was? Warum? Mhm. Ach, Lara. Das hat leider nicht geklappt, weil dort im Moment kein Zimmer frei ist. In vier oder fünf Monaten, vielleicht. Sie haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung gemietet. Ja. Prima. Weißt du noch, mein Zimmer in München? Die Wohnung hier ist zweimal so groß. Aber dreimal so hässlich. Sowas hast du noch nicht erlebt. Hier, sieh mal. Und? Was sagst du jetzt? Das Haus liegt am Stadtrand. Stell dir vor, zu meinem Arbeitsplatz im Zentrum fahre ich 40 Minuten, weil die Mieten im Zentrum so teuer sind. Hey Lara! Hey, hallo Tim! Wie geht's dir? Ähm, störe ich gerade? Soll ich später nochmal anrufen? Was? Bist du gerade im Stress? Warum? Weil du so wenig sagst. Du bist doch heute umgezogen, oder? Mhm. Na? Und? Erzähl doch mal. Wie ist es denn? Ach, Lara. Das klingt aber nicht gut. Was ist passiert? Warum hast du kein Zimmer im Hotel bekommen? Ich meine, ein Zimmer für Mitarbeiter. Das hat leider nicht geklappt, weil dort im Moment kein Zimmer frei ist. Aha. Und wann wird ein Zimmer frei? In vier oder fünf Monaten. Vielleicht. Na, die sind ja lustig. Und wo wohnst du jetzt? Sie haben eine Zwei-Zimmer-Wohnung gemietet. Ach so? Ist sie möbliert? Ja. Na. Das ist doch prima. Prima? Weißt du noch, mein Zimmer in München? Ja, natürlich. Oh Mann, war das hässlich. Die Wohnung hier ist zweimal so groß. Super. Aber dreimal so hässlich. Sowas hast du noch nicht erlebt. Hier, sieh mal. Und? Was sagst du jetzt? Autsch. So ein Pech. Das Haus liegt am Stadtrand. Stell dir vor, zu meinem Arbeitsplatz im Zentrum fahre ich 40 Minuten. Warum wohnst du so weit draußen? Weil die Mieten im Zentrum so teuer sind.